Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Apple'ın macOS işletim sistemlerinde hard diskimizin dolu olması, gereksiz dosyalarımızın silinmesi, gereksiz programların kaldırılması, kendimize boş bir yer nasıl sağlayabiliriz? Dolu olan hard diskimizde hangi dosyalarımızı silerekten sistemimizde kendimize bir boş hard disk nasıl oluşturabiliriz? Bu konular hakkında sizlere bilgi vereceğim. Önümdeki bulunan bilgisayarda bu işlemlere ait bilgileri sizlere anlatacağım. İlk olarak bilgisayarımızdaki hard durumuna bir, bir göz atalım. Hemen Apple logosuna tıklayıp bu Mac hakkında yazan yere tıklıyoruz. Gelen pencereden depolama sekmesine tıklayıp cihazımızda kullanmış olduğumuz hard ait bütün bilgileri buradan görebiliriz. Hard boyutu ve kullanılan alanları, boş alanları buradan izleyebiliriz. Kullanılan bölümlerdeki Nelerin kullandığına dair bilgileri de kendisi sistem vermekte. İşte uygulamalar, çöp tenekesi, iOS dosyaları ve benzeri dosyaların ne kadar yer kapladığını tek tek sistem bize veriyor. Bu cihazımızda tabii ki boş yerimiz çok. Biz sizde bir bu kadar boş yerin olmadığını varsayaraktan nasıl boş yer açabiliriz? Onu anlatacağım. Hemen bu pencerede açtığımız bu pencerede yönet yazan yere tıklıyorsunuz ilk olarak. Burada sol menüde belgeler, çöp sepeti, fotoğraf, IOS dosyaları, uygulamalar ve benzeri klasörlerin ne kadarlık yerler kapladığını bizlere sistem veriyor. İlk olarak bir çöp tenekesi yazan yere gelip çöp tenekemizi bir boşaltalım eğer doluysa. Buradan çöp sepetini boşaltıyoruz. Ardından çöp tenekesi silindikten sonra yine IOS yaz yazan, dosyaları yazan yere geliyoruz. Burada iOS dosyası yazan yer bizim bir iPhone telefonumuz veya iPad tabletiniz var ise bu cihaz üzerinden bir güncelleme yaptıysak o cihaza onun güncelleme dosyalarını burası tutar, burası saklar. Örneğin iPhone 6 için bir iOS güncellemesi, yine yukarıda bir güncelleme. iOS'un kendisi hepsi burada mevcut. Bunların hepsini nasıl silebiliriz peki? Yine bunların hepsini gelip sağ tuşu yapıp şunu da seçelim önce. Hemen hepsini şöyle seçili duruma getirelim. Daha sonra alttaki sil kutusuna basıp silelim. Dosyalarımız çöp tenekesine gidecek buradan. Daha sonra çöp tenekesini yine boşalacağız tabii ki. Yine fotoğraflar yazan kısımda kullanmadığımız bir fotoğraf var ise buradan da sileceğiz. Belgeler yazan yere gelip kullanmadığımız bir belge var ise buradan o belgeleri de silebiliriz arkadaşlar. Burada dosyalarımızın, klasörlerimizin kullandığı, sistem dosyalarımızın kullandığı yerlerde nasıl silme işlemi gerçekleştireceğimizi anlattım. Bir diğer konu ise keş bellek dediğimiz ön bellek dosyalarının silinmesi. Bu çok önemli MacOS bilgisayarlarda. Genellikle bunu çeşitli programlar aracılığıyla yapıyor sistemler. Ben bunları tavsiye etmiyorum. Bunun yerine size şöyle bir Kod vereceğim. Şu klasör ismini kod dedim pardon. Şu klasör ismini kopyalayın. Ben bunu videonun açıklamasına da vereceğim. Yukarıdaki git yazan yere tıklayıp klasöre git yazan yere tıkladıktan sonra bunu yapıştırıyoruz. Ve git diyoruz. Bizim keşberlik dosyalarımızın bulunduğu sistem klasörü açılacak. Buradaki gereksiz bütün dosyaları cmd a ile hepsini seçili hale getirdikten sonra sağ tuştan çöp setini, sepetine taşı diyoruz. Ne kadar gereksiz kullanılan keşfelik dosyamız var ise siliyoruz. Ardından çöp teknimize tekrar gelip çöpümüzü boşalt diyoruz. Çöp sepetini boşalt dedik. Bütün çöp sepetini de sildikten sonra sistemimize bir nebze de olsa sistemimizde gereksiz kullanmadığımız bütün dosyaları bu şekilde silmiş olduk. Neler yaptık? Öncelikle çöp sepetimizi boşalttık. Bunu herkesin yapabileceğini biliyorum zaten. İkincisinde sistemimizde bir cep telefonu veya iPad güncellemesi yaptıysak onu siliyorsunuz. Onun update dosyaları veya iOS dosyasının kendisi bilgisayarda yedekleniyor. Onları siliyorsunuz. Ardından tabii bir konu daha var. Onu es geçtik. Hemen onu da anlatayım. Yine aynı yere gelip mek hakkında yazan yere geliyoruz. Depolama yazan yerde yönet yazdığımızda uygulamalar var arkadaşlar şurada. Uygulamalar kısmına geliyoruz. Uygulamalar kısmında bakın burada kullanmadığınız uygulamalar var ise bunları da silebilirsiniz. Örneğin hangi uygulamaların ne kadar yer kapladığını buradan görebilmektesiniz. Eğer ki burada bir uygulamayla ilgili kullanmadığınız bir uygulama var ise bunu da kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Örneğin şu dosyayı ben kullanmıyor isem bunu seçip sil dediğimizde bu uygulamayı bilgisayarımızdan silmiş olacağız. Ve bilgisayarımıza yer kazandırmış olacağız. Şu anda az önceki çöp tenekesi ve iOS dosyalarını sildiğim için onlar gözükmüyor. Belgelerim var. Belgeleriniz içinde kullanmadığınız var ise onları da silebilirsiniz. Ardından fotoğraflar içinde gereksiz fotoğraflarınız varsa onları da silebilirsiniz. Anlattığım tüm bu yöntem, yöntemlerle kendinize, kendi bilgisayarınızda hard de bir yer açıp biraz daha hard rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Nekos cihazlarda hard e yer açmanın ben size kısa yollarını anlattım. Yapacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.